Dostlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Normalde yeni bir saat videosu çekecektim. İnceleme videosu. Tago Heuer'in Formula 1 serisi. Bunu inceleyeceğiz. Seiko'nun Kinetic Drive modeli var. Bunu inceleyeceğiz. Premium modeli var. Djokovic serisi. Bunu inceleyeceğiz. Ama ondan önce gündeme bomba gibi bir haber düştü. Swatch Group adı altındaki markalardan Şampiyonlar Ligi'ndeki bir marka Omega'mız Speedmaster modeli Swatch'la birleşti. Yani aynı grubun amatör ligi ile Şampiyonlar Ligi birleşti ve bir saat piyasaya sürdüler. Gençliğe, insanlığa bir saat piyasaya sürdüler ve gündeme bomba gibi düştü. Normalde Speedmaster'lar çok pahalı saatler. Omega ile Swatch'la birleşince 250-260 dolar, 250 euro 260 dolar bandına satılacakmış. Seriyi tanıttılar. 26 Mart itibariyle butiklerde satışa sunulacakmış. Bence yine devrim niteliğinde bir olay olacak bu. Aynı sistem 51'de aynısını yapmıştı Swatch. Gençliği mekanik saatte buluşturmuştu ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Yine aynısı oldu. Yine aynısını yaptılar. Gerçekten bu CEO'sunu tebrik ediyorum. Çok zeki, çok zeki bir adam. Şimdi çok fazla uzatmayacağım. Hemen size saat serisinin koleksiyonunu göstereyim. Farklı farklı isimler vermişler. Swatch'un hani sistem 51'inde yaptığı gibi. Speedmaster Moon Swatch. Normalde Omega Speedmaster Moon Watch'tu bu saat. Moon Swatch yapmışlar. Bir tarafta Omega amblemi var, bir tarafta Swatch amblemi var. Saatler çok spor, çok güzel. Benim de aklıma gelmişti, bir ara düşünmüştüm. Böyle bir gücüm olsa gezegenleri şey yapan bir seri yaparım diye. Gezegenleri oluşturan Güneş gezegenlerin şeyi biliyorsunuz. Başını oluşturuyor. Onunla başlamışlar seriye. Çok güzel. Bir de farklı farklı isimler vermişler. Mission adı altında. İşte güneşe görev, parlak güneş, fırçalanmış altın rengi de koleksiyonun yıldızı. Gördüğünüz gibi saat çok orijinal, mükemmel spor duruyor. Yani ben çok beğendim. Bu birincisi. İkincisine gelirsek Merkür modeli var. Merkür modeli de şu şekilde. Gördüğünüz gibi dostlar. Bu da çok güzel. Yine bir tarafta Omega amblemi, bir tarafta Swatch amblemi. Yani o Omega amblemi bile bilmiyorum. Bir dünya para eder herhalde. Yani oraya koymaları zaten 1.000 dolar. Ama işte saati çok ucuza satıyorlar. Büyük ihtimal sürümden kazanacaklar. Benim tahminim. Başka diğer modele gelirsek bir güzel bir bayan saati Venüs aşk gezegenini oval alt bölümlerle pudra pembesiyle kutlar gibi bir şey yapmışlar. Gerçekten çok orijinal, çok güzel duruyor saati ya. Hakikaten çok hoş. Bir diğer model gezegen dünyadaki görev. Mavi ve yeşilli değerli gezegenimizin kutlaması. Bu şekilde bir seri yapmışlar. O da şu şekilde. O da çok, gerçekten çok orijinal. Çok hoşuma gitti. Bir diğer model Ay'a görev. Bu da çok güzel olmuş. Siyah böyle çok tatlı. Şöyle kadranı gösterirsek. Çok tatlı olmuş ya gerçekten. Mission to the Moon modeli Speedmaster'ın. Bir diğeri, bu da çok hoşuma gitti. Mars ateşli kırmızı tonlar Alaska projesi saat elleriyle buluşuyor gibi bir şey yapmışlar. Yani gerçekten şöyle bakarsak çok spor. Kadran, kırmızı detaylar, Allah'ım çok güzel ya. Yani mükemmel olmuş, gerçekten mükemmel olmuş. Yani çok beğendim. Bir diğer model Jüpiter. Turuncu ultramon saniye imgesiyle bronz renkli koleksiyon. Biyoseramik maddesinden yapılıyor şeyler. Kasa. Tabii ki cam mika. Kordonlar çok orijinal. Yani Swatch yine yaptı yapacağını, muhteşem bir seri çıkarttılar piyasaya. Ama şu anda muhteşem, yani müthiş bir şekilde tartışılıyor böyle bir şey nasıl yapar diye. Omega, özellikle Omega sahipleri tarafından. Bir diğeri Satürn görevi en çok bu hoşuma gitti. Saat 6'da çünkü Satürn yüzükleriyle güzel bir bej var. Şöyle bakarsan Satürn gezegeninin saat 6 yönünde Satürn gezegenini koymuşlar oraya. Çok orijinal durmuş. Omega amblemi, Swatch amblemi, yani muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bir diğeri, bu çok spor. Yunan gökyüzü tanrısına soluk mavi bir övgü diye şey yapmış. Uranüs
Çok spor, gerçekten çok spor bir saat. Aynı zamanda unisex. Yani bayanlar da takabilir. Bir diğeri Neptün buz devini dondurucu bir masmavi ile kutluyoruz gibi bir tanımla yapmışlar gerçekten yani. Şu Omega yazısı, şu renkler yani saat hepsi alınır ya. Hepsini alacaksın, bir koleksiyon yapacaksın, duracak yani. Farklı farklı takacaksın. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Bir diğeri Pluto gri ve bordo cüce gezegene adanmıştır diye bir şey yapmışlar. Bu da çok 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 şık. Çok çok orijinal. Gerçekten çok güzel. Bir diğeri yok. Burada bitti. Arkadaşlar. Tüm kadranlarda Omega ve Swatch markası birlikte varmış. İkonik Speedmaster logosu ve yeni Moonswatch logosu bulunuyor. Evet. Kadranın dış halkası ve alt kadranın dairesel dizayn tasarımı zarif bir dokunuş getirmiş. Bioseramik dediğim gibi. Case back. Çok güzel. Mükemmel bir şey. 26 matta örnek mağazalarda kullanabilir diyor. Evet arkadaşlar. Yarın itibariyle satışa sunulacak. Türkiye'de satışa sunulacak mı bilmiyorum ama Avrupa'da birçok mağazada bu olacak. Yani ilgilenen koleksiyonerlere duyurulur. Bence koleksiyonun değerli parçalarından biri olabilir. İleride yani bunun üretimi durduğunda bu saatlerin bilmiyorum durdururlar mı? Milyonlarca üretirler mi onu da bilmiyorum. Durduğunda bu saatler çok değerli olabilir. Evet arkadaşlar videoyu burada tamamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. İyi günler.